Merhaba değerli dostlarım. Bugün 1 Aralık 2020 kış ayına başlamış olduğumuz bu günlerde nörolojik hastalık olan MS kendini gözlerden ele veriyor konulu bir bilgi birikimi sunacağım. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Lefke'den hepinize sevgi, saygılar sunuyorum. Bu soğuk kış gününde hepinizin hastalıklardan uzak, sıcacık yuvanızda mutlu ve sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hepimize iyi yayınlar öncelikle. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde hastalanması bir kez daha gündeme gelen multiple skleroz yani MS hastalığının nörolojik bir hastalık olmasının yanında ilk belirtilerini gözlerde veriyor. Bu yüzden göz muayenesi gerçekten önemli. Bizler göz hastalıkları uzmanı olarak konu ile ilgili açıklamalarda bulunmak istiyoruz bu konuda. Evet, herhangi bir sorunuz varsa buradan mesajda bizlere yazabilirsiniz, iletebilirsiniz. MS, hepinizin bildiği üzere santral sinir sisteminin demiyelizan bir hastalığıdır. Yani omurilik ve beyindeki sinirlerin bir kablonun içinden geçen tel olarak düşünürsek, bu hastalık teli saran kablo kılıfının yani miyelinlerin hasarlanarak telin yani sinirlerin çıplak bir şekilde açıkta kalması ile ortaya çıkar. Hastalığın tüm belirtileri sinir kılıflarının harabiyetinin bir sonucudur. Dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi MS hastalığına yakalanmış durumdadır. Bu rakam azımlanacak bir rakam değildir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla 2 kat daha fazladır. Ve en çok hayatın 3. ve 4. 10 yıllık döneminde görülür. MS yani multiple sklerozda ne tür göz bulguları görülür ki biz bu hastalığı göz muayenesinden tanıyıp teşhis koyabiliyoruz. Bu konuda biraz bilgi verelim. MS hastalarının %15 ile 20'sinde ilk bulgular nerede çıkar dediğimizde tabii ki gözlerde ortaya çıkar. Nitekim sanatçımız Serdar Ortaç'ta da 20 sene önce üveit olmuştum. Yani göz iltihabı olmuştum. Meğer MS yaparmış onu. O zaman sinyal vermiş, anlamamışım diyerek yıllar önce göz problemi yaşadığını bizlere ifade ediyor. Bu gerçekten önemli bir ifade. Multiple skleroz hastalığında en sık görülen göz bulgusu optik nörit olarak adlandırılan bir tür göz siniri iltihabıdır. Bunun yanı sıra nadiren gözlerde şaşılık, çift görme ve de üveit görülebilir. Peki optik nörit geçiren bir hastanın ne gibi şikayetleri olur? Bizlere ne gibi şikayetlerle başvurur? Bu tip hastalar
Optik nörük geçiren hastalar şikayet olarak özellikle alın bölgesinde bir baş ağrısı, göz kürelerinde hassasiyet, gözün içinde ve çevresinde genellikle göz hareketleri ile artan ağrı veya rahatsızlık hissi görülebilir. Bazı hastalarda ince beyaz renkli ışık çakmaları, pırıltı şeklinde görme şikayetleri olabildiği gibi bir kısım hastada da renkli görmede bozukluklar ve kontrast duyarlılığında azalmalar izlenebilir. Tüm bu belirtilerle aynı zamanda veya sonraki bir zamanda genellikle tek taraflı görme kaybı görülür. Ve görme kaybı hastalığının en önemli bulgusudur. Demek ki MS'in en önemli bulgusu neymiş? Görme kaybıymış. Hastalar bize görememe şikayetiyle başvurmakta ve bu sıkıntılarını biz hekimlere dile getirmekte. Optik nörit görülen görme azalması ne şiddetli olur ve kalıcı mıdır? Bu soruya şöyle bir cevap verelim. Görme kaybının sebebi göz sinirinin iltihabıdır ve sonucunda değişik derecelerde görme kaybı yaşanır. Görme derecesi genellikle %10 ile %30 arasına kadar düşebilir. Ancak nadir de olsa daha kötü görme kaybı yaşanabilir. Görme azalması ilk birkaç gün içinde başlayıp 2 hafta kadar kötüleşebilir. 2 haftaya kadar daha da görme şiddetli kayıplar meydana gelebilir. Ve sonrasında hızlı bir iyileşme olup 6 ile 12 ay içerisinde geri kalan görme azalması yavaş yavaş düzelmeye başlar. Hastaların büyük çoğunluğu nihai görmesi %70 veya daha yüksek seviyelere kadar çıkar. %70 en azından arabasını sürecek kadar bir görmeye kavuşmaktadır hastalar. Peki optik nörit nasıl tedavi edilir? Tedavide neler yapıyoruz, neler uyguluyoruz hastalarımıza? Özellikle optik nörit teşhisi konulduğunda acil olarak tedaviye başlanmalıdır. Tedavide ilk 3 gün damar içine yüksek doz kortikosteroid yani kortizon uygulanır. Sonrasında kortizon dozu azaltılarak 2 hafta süreyle ağızdan hap olarak verilir. Beraberinde interferon beta A1 gibi ilaçların uygulanması az da olsa klinik MS yani multiple skleroz gelişme sürecini uzatır. Optik nörit geçiren her hasta aynı zamanda MS hastası mıdır? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Hayır, tabii ki de optik nörit başka sebeplerle de vardır. Ancak yapılan çalışmalarda optik nörit geçirmiş hastaların sonraki 10 yıl içinde MS hastası olma riski yaklaşık %38 olarak bulunmuştur. Hastalar
İlk kez optik nörit geçirdikten sonra yıllarca hiçbir şikayeti olmadan hastalarına devam hayatlarına devam edebilirler. Keza sanatçı Serdar Ortaç da yıllar önce geçirdiği göz rahatsızlıkları sonucu görme kaybı yaşanmasına rağmen MS hastalığının diğer klinik bulguları yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır. Evet, sayın dinleyenlerim. Hatta MS yani multiple skleroz hastalığının teşhisinde büyük bir önemi olan MR tekniğinde hastalığa ait lezyon tespit edilse bile hastaların %44'ünde sonraki 10 yıl içinde MS'in klinik bulguları görülmeyebilir. Sayın dinleyenlerim, beni dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. MS konusunda sorunuz varsa buradan sorabilirsiniz. Hepinize kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Evet, sorusu olan varsa şu an soru falan göremiyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında tekrar buluşmak üzere. Hepinize sağ ve sağlıcakla kalın diyorum. Gelecek yayında buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hepinize hayırlı geceler. İyi yayınlar dileyen herkese de teşekkür ederim.